Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere kabardıkça kabaran böyle pofidik bir yağlı bazlama hazırlayacağım. Bazlamalarımızı önce pişireceğiz. Ondan sonra güzelce pişenleri yağlayacağız. Hemen hamurunu yoğurarak başlıyorum. Kullandığım bardak evimizdeki klasik bardaklardan. 2 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık su. Bundan 10 tane kadar bazlama çıkıyor arkadaşlar. Bir paket kuru maya. Öncelikle mayamı eritiyorum. Tam ölçülüm arkadaşlar. Bir de bir uyarsanız çok güzel oluyor. Muhakkak tarifi bir de bir uyur. Hamur yoğurmayı özellikle sonuna kadar izleyin lütfen. Onun miktarı başında söylediğim gibi bazen olmayabiliyor. Çünkü baştan ilave ediyorum. Sonrasında gerekebiliyor. Şimdi burada hemen hemen bir 7 su bardağı kadar un var. Yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan böyle yumuşak olabildiğince yumuşak bir hamur elde edeceğim. Bir tatlı kaşığını doldurun iyice. Tuz. Şimdi yavaş yavaş yoğurup eli yapışmayan bir hamur elde ediyorum. Un gerekirse gene alacağım. Ellerimden hamuru arındırdım. Yarım su bardağı unu yanıma aldım. Gerektikçe ilave edeceğim arkadaşlar. Sizler de o şekilde yapın. Şimdi hamurumu 2-3 dakika boyunca elimde yoğuruyorum. Yeterince yoğurdum arkadaşlar. Böyle hafif biraz elinize yapışan yumuşak bir hamur olsun. Lütfen o aşamaya dikkat edin. Yarım su bardağı undan da böyle 1 yemek kaşığı kadar arttı. Yani 7 su bardağı bir de 1 yemek kaşığı kadar ancak kullanmışımdır. Siz de 6 su bardağı undan sonra lütfen yavaş yavaş ilerleyin. Birden un katmayın. Tekrar kavanozun içine alıyorum. Hafif biraz şu un serpeyim. Böyle hafif elinize yapışsın. Üzerine şöyle temiz bir poşeti geçiriyorum. Hamur iki kat olana kadar ortalama bir 40 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamur yeterince dinlendi arkadaşlar. Hemen şunu da kurtarıyorum poşetten. Tezgahın üzerine biraz şu un serpeyim. Eloş ne oldu annecik? Eloş ne oldu annecik? 10 eşit parçaya bölüyorum. Bazlamalarınızı çok aşırı derecede küçük yapmayın arkadaşlar. Eloş ne oldu bir tanem? Eloş bana yaptığı gibi anlaşıldı. Anne ne oldu? Uyumazsa böyle olur. Ela durmayacak arkadaşlar. Biraz şunun üzerine örteyim, beklesin. Biraz ilgileneyim. Ela yatağına götürdüm arkadaşlar. Hamuruma devam edebilirim. Şimdi 5 birinden, 5'te birinden çok fazlasıyla ince yapmayın hamurlarınızı. Bu sefer böyle çok pofidik olmayacaklardır. Şöyle kenara birazcık un serpeyim. Güzelini getirip kenara alıyorum. Tezgahımda şöyle un serpip çok fazlasıyla ince olmadan hamurumu açıyorum. Ben şimdi sizlere birkaç tanesini açıp göstereceğim. Ondan sonra pişirmeye başlayacağım. Hem bir taraftan pişirip hem bir taraftan böyle açmaya devam edeceğim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben çekim esnasında kamerayı hem o tarafa hem bu tarafa getirmesi oldukça zor olacak. Ondan dolayı birkaç tanesini açıp pişireyim. Sizler de görün. Çok fazlasıyla ince atmıyoruz. Şu kalınlıkta olması yeterli. Tamam, şimdi bunları kenara alayım. Açarken her defasında un kullanın. Hamurunuz çok yumuşak. Ha,
Hemen kolaylıkla açılıyor halka arkadaşlar. Hiç uğraştırmıyor. Tamam, bu birkaç hareket yeterli. Şimdi bir tane daha son kez açayım. Ondan sonra ocağın başına geçip pişirmeye başlayacağım. Tamamdır. Şimdi ocağın başına geçip malzemelerimi pişirmeye başlayayım. Şöyle krep tavasında pişireceğim arkadaşlar. Ocağın altını yakıyorum. İyice ısınana kadar bekliyorum. Altını kısa alıyorum. Yükseğe açmayın, birden yakarsınız. Yanıma getirdim hamurları. İyice tavam ısındı artık. Tavamın içine koyuyorum. Altı kısıktı arkadaşlar. Birazcık böyle kurumaya başlayınca çevireceğim hemen. Yani şöyle arkasına bakıyorum. Kurumaya başlamış, çeviriyorum. Böyle hemen bir 15-20 saniye sonra tekrar çevirin. Altı kısık da olsun arkadaşlar. Sakın yükseltmeyin. Yavaş yavaş içini çeke çeke pişsin. Tekrar çeviriyorum. Böyle birkaç kere çevireceğim. Kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Şuradan hava aldığı için orayı kapatıyorum. Hamuru delmemeye özen gösterin. Daha iyi kabaracaktır. Tekrar çeviriyorum. Bu birazcık delindiği için bir tarafı kabardı, bir tarafı kabarmadı arkadaşlar. Bu artık pişti, bunu alıyorum. Hemen bir tane daha koyuyorum. Hamurların güzel kabarması için lütfen delmemeye özen gösterin. Eğer delerseniz oradan hava alacağı için şişmeyecektir. Ondan dolayı delmemeye özen gösterin. Şişmeye başladı. Bunu tekrar çeviriyorum. Sık sık çevirin. Bir 10-15 saniyede bir çevirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi güzeldi, şişti. Havasını indirmeye özen gösterip çeviriyorum tekrar. İnce yaparsanız bu şekilde kabarmıyor maalesef. Biraz kalın yapmanız gerekiyor. Yani benim yaptığım tarifle sizler de 10 tane kadar hazırlayabilirsiniz. Böyle şiştiğinde bilin ki içi de pişiyor demektir. Tekrar çeviriyorum. Bunu da hemen alıyorum. İçinin pişmediğini falan düşünmeyin arkadaşlar. Gayet güzel pişiyor. Şöyle çeviriyorum. Şimdi hepsini aynı işlemle pişirip bitireceğim arkadaşlar. Piştikten sonra en son yağlayacağım. Çok güzel, hepsi de gayet güzel kabarıyor. Acele etmeyin lütfen. İçi de iyice pişsin. Bu sefer çiğ kalır. Bütün bazlamaları pişirdim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Pofidik pofidik böyle içini de göstereyim. Gördüğünüz gibi. Çok ince yapmayın lütfen. Ona dikkat edin. Hepsi de gayet güzel. İçi çok güzel oldu. Şimdi bunların hepsini bir kenara alıyorum şöyle. Tabağımın içine tereyağını, bir yemek kaşığı kadar tereyağını erittim. Hepsinin üzerine böyle tek tek sürüp üzerine bırakacağım. Böyle tereyağının ayrı bir lezzeti oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Tek tarafı yağlamanız yeterli. Diğerinin alttan geçiyor zaten. Benim çayım da oldu şimdi, çayla birlikte. Güzel yiyeceğiz. Ben dörde bölüp
bu şekilde servis edeceğim. Sizler nasıl arzu ediyorsanız o şekilde servis edebilirsiniz. Videomu burada bitiriyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.